Ali Turhan Anadolu İhtilalinden evet ama çıktı Referandum sonrasında anketlerin şişirmelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşanmış gibi görünse de %50 üzerine alınacak tek bir oy değişikliğin sağlanması için yeterli olacaktı ki 1 milyonun üzerinde bir farkla %51 de değişiklik yapıldı. Anket firmaları seçim sürecinde seçmeni motive etmek, Erdoğan'a yakın insanlar tarafından aferin almak için seçim sonuçlarını şişirdikçe şişirdiler. Sağ kesimde rehavete yol açacak seviyede farklar gösterdiler. Zaten 60’larda ben kullanmasam da olur diyenlerin sayısı genel tabloyu evet yönünde değiştirecek nitelikte. Başlıyoruz. Konu 1. %51,5 anayasa değişikliği için az değil mi? Tıpkı İngiltere'nin Brexit referandumu gibi Amerika'da Obama'nın başkan seçildiği oyla aynı oy artı bir oy olsa bile geçerliydi ki sonuçlar fazlasıyla geçerli. 1 milyon 300 bin kişilik bir fark var ortada. Kimse burada oran az edebiyatı yapmasın, istemeyenlerden daha fazla isteyenler var. Demokrasiye saygı duyun. Konu 2. YSK kararları. YSK önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de geçen şikayetleri değerlendirip yapılan bir hatayı telafi etmek adına karar aldı. Seçimi bir sonraki haftaya erteleyemeyeceği gibi süreci yürütmeyle görevliydi. Bundan sonraki seçimlerde sandık başkanları ve üyeleriyle alakalı daha ciddi eğitimler verilmesi gerekliliğini de bir zahmet göz ardı etmesinler. Muhalefetin didik didik açık aradığı günlerde insanların eline malzeme verme niteliğindeki hiçbir durum kabullenilebilir değil. Konu 3. MHP sıfır çekti diyerek vicdan aklama yanlışı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilerek meclisten geçirilen anayasa teklifi ile ilgili Bahçeli'nin ve MHP'nin katkısının sıfır olduğunu söylemek resmen vefasızlık olur. Tıpkı Bahçeli'nin gündeme getirdiği gibi, Bahçeli sayesinde meclisten geçtiği gibi. Bahçeli vesilesiyle de evet çıktı. %52 Erdoğan'ın sabit oyu vardı. Onların oyunun etkisi olmadı demek yanlış. Erdoğan'ın oylarından da maalesef ki kayıplarımız var. Milliyetçi tabanla aynı safta yer alan AK Parti'nin MHP'den uzaklaştırılmak istenmesi, MHP işe yaramadı, MHP ihanet etti söylemleri FETÖ projesidir. Buna alet olmayın. Milliyetçi kardeşlerimizle biz Ankara'da genel kurmayın önünde, külliyenin önünde, İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde omuz omuza mücadele verdik. Kimimiz şehit oldu, kimimiz gazi. Ama biz kol kola canımızı siper ederek o tanklara geçit vermedik. Bu kardeşliği bozmaya yönelik her türlü girişim FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecektir. Devam edelim. Konu 4. Oy kaybı sebepleri. Erdoğan'ın %52'lik oyunun MHP'den gelen %3-4 arası oyla birlikte %51,5 olma sebebi ne? İstanbul'da teşkilata yakınlığı bulunan kişilerin FETÖ iddiaları ve teşkilatın hantallığı, Ankara'da, her şeyi Erdoğan'dan bekleyen rahat kesim, Erdoğan'ın etrafına çöreklenmiş ihale avantajları, davası olmayan insanlar, vatan millet sevgisi olmayan bürokratlar, 15 Temmuz'da 4-5 gün sonra anca sokaklara inebilen insanlar yüzünden ciddi bir düşüş yaşandı. Teşkilatta temizlik yapılamamış olması, teşkilatın genel başkan yardımcısının bile partimde gözümün önündeki FETÖ'cüleri temizleyemiyorum sözleri, özellikle Taşra Teşkilatı'nda parti içindeki adamların şuursuz veya bireysel hataları yüzünden partiye ve davaya olan güven azaldı. Erdoğan'ın yanında Erdoğan gerçekleri görürse bizi gebertir düşüncesiyle toz pembe bir manzara sunma çabasındaki insanlar Erdoğan'ı halktan uzaklaştırıp ihalelerimizi yaptıralım diyen avantajcılar, halkın şikayetlerinin Erdoğan'a ulaşmaması için foyalarımız ortaya çıkmasın diye halkı engelleyen insanlar davaya, partiye, ülkeye zarar veriyor. En büyük oy kayıplarının başında bu tarz insanlardan dolayı mağdur olan insanlar geliyor. Konu 5. İhanet var mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliğine Erdoğan'ın yanında göründüğü halde hayır diyen insanlar vardı. Erdoğan'ın rezerv koyduğu bir sonraki seçimde göndereceği insanlar kendilerini çok iyi biliyordu. O insanlar hayır çıksın ve Erdoğan bu yetkiyi alamasın diye alttan alta hayır için çalıştı. Bu anket firmaları tarafından da, diğer insanlar tarafından da maalesef ki görülemedi. Erdoğan'ın yanından ve siyasetten uzaklaştırdığı insanlar hayır çıksın da kıymetimizi anlasın düşüncesiyle hayır cephesine çalıştı. Bunlar göz ardı edilemez konu 6 halka dert anlatılabildi mi muhalefet tarafından hayır kampanyası ciddi ve ahlaksız bir şekilde yürütüldü hayır diyen insanlara olayı anlatabilmek için insanların sinir uçlarına dokunacak söylemler kullanıldı lokantalar kapatılacak söylemi bile her ne kadar aptalca olsa da insanları bir kargaşa ortamının beklediği yalanını çok net şekilde ulaştırdığı insanlara. Evet cephesinde ise 18 madde çok net ve somut örneklerle, somut mağduriyetlerle anlatılabilecekken Erdoğan'ın, Yıldırım'ın ve Bahçeli'nin dışında özellikle de teşkilatlar bu işi hiç sahiplenmedi. Devletin bir an önce kendini daha iyi ifade edebilmek için yurt içi ve yurt dışı PR kurumlarını kurup devreye alması gerekiyor. Sonuç olarak referandumda evet çıkmadı aslında. Evet ama çıktı. Sayın Erdoğan sana güveniyoruz ama Partiyi bakan seviyesinden en alt seviyeye kadar temizle. Yanındaki sana ihanet eden insanları temizle. Belediyeleri temizle. Dava ruhu olmayan insanları temizle. Liyakatsiz insanların bilmediği işlere gelmesini engelle. Bürokrasinin genel hantallıklarından insanları kurtar. Yanındaki konuşmayı bilmeyen sürekli pot kıran insanlardan kurtul. Halkta karşılığı olmayan vekilleri gönder. Ülkede olup biteni insanlara an ve an doğru aktaracak bilgi kanallarını genişlet ve destekle gibi birçok ödev de vermiş oldu. Hayır ve evet cephesi söylemini bir kenara bırakıp hayır diyen insanların sebepleri iyi analiz edilmeli. Tablolar iyi okunmalı. Şunu unutmamak gerekiyor. 16 Nisan başkanlığın 7 Haziran'ı 2019 seçimleri de 1 Kasım'ıdır. Milletin verdiği ödevlere çalışıp 2019'da çok güçlü bir başkanlığa hazırlanıyoruz. Son olarak her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Ali Turhan seslimakale.com